Polat? Polat! Polat! Dur! Kaldır ellerini! 54-55'ten merkeze. 54-55'ten merkeze. Polat Alemdar'ı yakaladı. Tekrar ediyorum. Polat Alemdar'ı yakaladı. 54-55'ten merkeze. Polat Alemdar'ı yakaladı. Polat, çok özür dilerim. Her şey yolunda. Çakır eniştene söyle, sakın yoldan sapmasın. Tamam. Asgari! Asgari! Beni ayak yoluna götür. Bir yere götüremem. Asgari! Yapma! Sen de ben de Anadolu çocuğuyuz. Gezmeye götür demedik, ayak yolu dedik. Ya büyük abdestle. Abi ayağını yanlış bir yere atmayasın. Hem kendini hem beni yakarsın. Eyvallah. Nereye? Diyaliz merkezinden geliyoruz. Süleyman Bey nerede? Lavaboya kadar gitti. Birazdan gelir. Böbrek hastasının tuvalette ne işi var? Tuvalet nerede? Şu tarafta. Asgari. Müsaade et tek gireyim. Ya laf söz olur da. Abi 2 dakika. Acele et. Sonra içeri girerim. Ambulans hazır mı oğlum? Hazır abi. Güzel. Ya sen ne yaptın Elif? Seni cezaevinden çıkardım. Süleyman Bey, gidiyor muyuz? Firar edersen 12 yıl içeridesin. Beni dinlersen 12 saat sonra dışarıdasın. Orhan abi kalıyoruz. Buradalar komutanım. On iki saatim var Elif. Kimsin sen? Aradığınız kişiyim. Biz aradığımızı bulduk. Sen ne arıyorsun? Bir parça huzur. Bak aslanım. Bir erkeklik yapar buraya düşersin. 40 karılık yapar dışarı çıkamazsın. Şimdi erkek erkeğe konuşalım. Maksadın ne? Almanya'dan gelip burada her taşın altından çıkıyorsun. Savcı öldürtüp kamyon şoförleriyle suikast planlıyorsun. Bir de elini kolunu sallayıp ortalarda geziniyorsun. Söyle bakalım şimdi. Kimin için çalışıyorsun?
Türkiye'de bu dediklerini yapacak adam var mı? Yoktu. Seni ithal ettik çok şükür. Ya sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem. Ama ne savcıyı ben öldürttüm, ne de bahsettiğiniz kamyonla bir alakam var. Niye takip ediyordunuz o zaman o arabayı? Kendimi aklamak için. Her şeyi yapan tombalacı. Ancak bütün ihaleler bizde kaldı. Adam İstanbul'un göbeğinde 32 kişi öldürttü. Kimse ona sen kimin adamısın diye sormadı. Sen, şimdi müdür bey, bana diyorsun ki kimin için çalışıyorsun? Tabii ki kendim için çalışıyorum. Ne yani? Tombalacı Mehmet'in öldürttüğü savcının cezasını da ben mi çekeceğim? Tombalacıyla sizin ne alıp veremediğiniz var? Çağır ona sor. Hadi senin güzel hatırın için onu tombalacıya sorayım da... elinde iki otomatik makine, DGM'nin önüne... savcıyı korumaya mı, tombalacıyı öldürmeye mi gitmiştin? O silahlarla kuş vuramazsın müdürüm. Bu kadar büyük işleri yaptığımı iddia ediyorsun da... elimde o silahlarla savcıyı öldürüp oradan kaçabileceğimi nasıl düşünürsün? Aslanım, zaten kaçtın. Öldürmediğim için kaçtım. O zaman niye kaçtın? Derdimi anlatmak için. Müdürüm, şahsı savcı bey istiyor. Sorguda olduğunu söylemediniz mi? Söyledik müdürüm. Ama emir verdi getirin dedi. Git bakalım. Biz seninle daha çok dertleşiriz. Memnuniyetle müdürüm. Polat, ne kadar zıplarsan zıpla, bu İstanbul'un en yüksek tepesi Gayrettepe. Senin gibilere buradan ötesi yok. Eyvallah. Sağ olasın Ermiş. Önce kendine mukayyet olacaksın. Sonra sırtını duvardan başkasına dayamayacaksın. Sonra da çıkıp sevdiklerine kavuşacaksın. Ne boynunu büküyorsun Ermiş? İnşallah abi. Oğlum inşallah da bu halin ne? Buraya alışamadım da abi. Sana alıştım. Sensiz zor geçecek şimdi. Ermiş. Ben neysem Şahin adı o. Ondan öğrenecek çok tecrübe var. Hiçbir şey öğrenemezsen dik durmayı öğrenirsin. Damda dik duran ömründe de dik durur. Tabuta da dik girer. Abi Şahin Ağa geliyor. Eyvallah. Ya biz sana helallik almaya gelecektik Şahin Ağa. Üstümüzde hakkın büyük. Estağfurullah. Han bizim çakırım. Yolcuyu karşılamak da bize düşer, uğurlamak da. Çıkıyorum diye sitem mi var Şahin Ağa? Sana gözümün bebeğini bırakıyorum. Emanetim başım gözüm üstüne. Zaten yeğenim kendine mukayyettir de... belki Şahin ağabeyinden 3-5 kelam nasibi vardır. Eyvallah. Bir ana kuzusu daha kurt oldu Şahin ağa, ha? Kurt yatağında yatan kurt... aslan ininde yatan aslan... çakal otağında gezen çakal olur. Çakırım. Eyvallah. Hakkını helal et. Yattığın yatağın hakkını ver.
aslanım. Ermiş. Uğurlarken sevineceksin ki seni de uğurlarken sevinsinler aslanım. Gereği görüşülüp düşünüldü. Sanık Süleyman Çakır'ın çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, adam öldürmek, adam öldürmeye azmettirmek suçlarını işlediğine dair mahkumiyetine yeter kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından müsnet suçlardan ayrı ayrı beraatine, başka suçtan tutuklu ve hükümlü değilse derhal salıverilmesi için Cumhuriyet Savcılığına müzekkere yazılmasına, gayri yasal kumarhane işletmek, suçuna ilişkin dosyanın tefrik edilerek görevli ve yetkili mahkemeye gönderilmesine, isnat edilen eylemlere ilişkin olarak Mehmet Çolak hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, oy birliğiyle verilen karar sanık ve vekilinin yüzüne karşı iddia makamında DGM savcısı Akif Bayhan'ın huzuru ile yasa yolları açık olmak üzere okunup usulen anlatıldı. Efendim? Tebrikler. Geçmiş olsun. Helal olsun sana be. Polat'a canımı, sana hürriyetimi borçluyum. Helal olsun ikinize de. Gidelim. Akşamı kimseye söz vermeyin ha. İcraata gideceğiz. Bismillah. Hele bir soluklan. Ya öyle değil dayı. Ben Elif kızımla otururum. Ya dayı, durur durur kızın yanında bir magandalık yaparsın. Canım, dayının artık nasıl olsa silahı yok. Bir şey olmaz. Savcı tetiği kırılmış, silahları geri vermedi mi? Dayıya iade ederdik. Adı güzeller. Onu bırakın ben alın. Şiştim. Yürü yürü hadi. Geçti olsa tecelli etti. Size isnat edilen suçların adresi Sade olarak edin, çekilin. Bombalıca Mehmet gösteriliyor. Ne diyeceksiniz? Duyduğuma göre firariymiş. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Açılın. Buradan açılın. Sesleniyorum. Gelsin güzellikle teslim olsun. Adalet onun için de tecelli edecektir. İntikam alacak mısınız? Sade edin, tamam. Bana karşı bir suçmuş işlememiş ki kardeşim. İntikam sahibi devlettir. Evet sayın seyirciler, Süleyman Çakır 6 ay sonra serbest. Yeraltı dünyasına yakın çevreler Süleyman Çakır'ın serbest kalmasıyla mafya içinde büyük bir hesaplaşmanın yaşanacağını ifade ediyorlar. Anlaşılan önümüzdeki günlerde İstanbul'u sıcak gelişmeler bekliyor. Şimdi haber merkezine bağlanıyoruz. Ulan pilav nohutu İMC'de satsaydın türkücü olurdun. Çok çok da pavyona çıkardın.
Benim sayemde televizyona çıkıyorsun ya. Abi bir şey yapacak mıyız? Biz yapmayacağız. Onlar yapacak. Ayaklarıyla bize gelecekler. Burada olduğumuzu duysunlar yeter. Emredersin abi. Onlar beni ateşe attı. Ben de onlara cehennemi yaşatacağım.